Kurabiye bak. Arada tek tek tabii oluyor, olmuyor değil ama eskisi kadar maalesef. Eskisi gibi yoğun tedaviye gidemiyoruz. Aqua'ya, Hipbo'ya gidemiyoruz yani. Onlarca ilmek anne, Mehmet Emir için. Anne, efendim. Ben bugün okula gideceğim. Gideceksin. Anne. Empati. Yaşasın. Onlarca ilmek. Onlarca ilmek Mehmet Emir'in tedavisi için. Serebral palsiyi bir nebze de olup yenip yürüyüp koşabilmesi için. Annemin siparişe ihtiyacı var. Siparişi olan herkese teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Ben yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Bir kapıyı açın da ablamız. Binlerce ilmek Mehmet Emir için. Melisa abla! Biriniz kapıyı açar mısınız? Ama boş ama. Koronavirüs maalesef satışlarımızı etkilemiş olsa bile ben binlerce ilmek atmaya devam ediyorum. Onlarca ilmek Mehmet Emir'in tedavisi için, serebral palsiyi yine binmesi için yoğun fizik tedavi görmesi lazım. Ama maalesef korona o kadar çok fazla etkiledi ki elimde bütün siparişlerim böyle kaldı. Her yer, evimin her yeri el örgülü işleri, çantalar, kırlent setleri, nazarlı anahtarlıklarım, Noel babam, yılbaşı geliyor diye bunları yaptım bir umutla. Ama maalesef 28 tane kırlent yaptım, 28'i de halen elimde. Mehmet Emir 2014 Aralık 19 doğumlu biliyorsunuz. Şu anda Aralık'ın 19'unda 7 yaş bitip 8'e girecek Allah nasip ederse. Serebral palsi ile halen daha mücadele ediyoruz. Yani serebral palsiyi yenebilmesi için yoğun fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bunlar için ben de evde el işleri yapıyorum biliyorsunuz. Onlarca ilmek Mehmet Emir'in tedavisi için, yürüyebilmesi için, yoğun fizik tedavisi için. Bir çantayı 2 günde yapıyorum. Çünkü oğlumu tedaviye getirip götürüyorum. Mehmet Emir pazar günü hariç haftanın 6 günü yoğun fizik tedaviye gidiyor. Her gün günde 2 seans fizik alıyor. Keza evde ben kendim de fizik seansları yaptırıyorum. Biliyorsunuz evde egzersiz odamız var, yürüyüş bandımız var. Evde kendimiz de yapıyoruz. Yine olarak ben şu an yılbaşı geliyor diye kırlent setleri yaptım. Kırlentler diktim. Masa örtüleri diktim yılbaşları masalarına. Böyle Noel babalar falan yaptım. Bunlar var. Onun dışında keza lif setlerim var. Aşağı yukarı 3 yıldır yapıyorum. Tabii ki zor. Fazlasıyla zor hem de. Ama Mehmet Emir her geçen gün bir fazla ilerledi mi benim bütün yorgunluğum gidiyor. Ben bu işe başlamadan Mehmet Emir adım atmıyordu. Ben bu işe başladım. Benim oğlum adım atmaya başladı. Yürümeye başladı. En azından şu an bıraktığın zaman bir 10 adım kendisi gidebiliyor. Ama tabii bunlar yeterli değil maalesef ki. Çünkü kas hastası Emir. Serebral palsi hastası. Pandemi fazlasıyla etkiledi. Pandemiden önce ben aylık aşağı yukarı 10-11 milyar tedavi masrafı ödüyordum. Ama şu anda bu mümkün değil. Hem koronadan dolayı hem maddi sıkıntılardan dolayı 3-4 seansımıza ara vermek zorunda kaldık. Yani bu ay 19 tane fizik seansı borcumuz var. Düşünün yani 19 tane fizik seans borcunu ödemem lazım. Ödeyemezsem devam edemeyiz. 19 seans aşağı yukarı 2 milyar 800'e 3 milyara yakın. Yani 3 milyara yakın. Ama hadi bu ay bu şekilde hallettik. Önümüzdeki ay sil baştan tekrar bir daha sıkıntı. Hadi Özge bunu yap. Hadi Özge. Bunları yapmak hiç önemli değil. Ben gece gündüz yapıyorum. İnanın geceleri saat 3-4 oluyor. Ben daha halen daha ayaktayım. Yapıyorum. Sosyal medya hesaplarımda canlı yayınlar yapıyorum. Kendi çapımda kermesler yapmaya çalışıyorum. Canlı yayında satmaya çalışıyorum. Bir şekilde çabalıyorum. Hadi bu ay tamamladık. Önümüzdeki aya bu sefer. Hadi Özge bir de önümüzdeki aya bir daha çabalayalım. Ama gerçekten yeterli değil. Ben bu yüzden büyüklerimizin el atmasını istiyorum. Evim zaten atölye gibi. Benim 3 odam var. Bir odam kızlarımın, bir oda Emir'in hem egzersiz odası hem kendi odası. Bir oda benim yatak odam, oturma salonum böyle gördüğünüz gibi her yer atölye gibi. Yani ama oğlum için feda olsun. Çünkü Mehmet Emir'in yürüme şansı %100 var. Mehmet Emir %95 hem zihinsel hem bedensel engelli demiş, denilmişti. Ama yoğun fiziklerle, yoğun tedaviyle, yoğun ilgiyle Mehmet Emir zihinsel hiçbir durumu kalmadı çok şükür. Yani şu an 10 adım kendisi gidebiliyor. Tedavi gördüğü zaman inşallah daha da iyi olacak. Ben
Oğluma bağış toplanılsın istemiyorum. Karşılıksız hiçbir şey istemiyorum. Annemin sipariş ihtiyacı var. Onun için ama annem sipariş ihtiyacı var. Benim de yürümem gerek işte. Ben yürümeyi yazıyorum falan. Ama çok daha yürüyemedim. Ama birisi destek olursa çok yürüyebilirim belki. Tabii ki birinin desteği. Kimle tabii? Takipçi ederimle. Onun için sipariş ihtiyacı var. Ama annem benim yürümem için her şeyi yapıyor. Sizden destek bekliyorum mesela. Bugün bir yerde paylaşmayalım da haber edelim. Yok yok. Bir şey diyeceğim. İnşallah sesimizi duyuyorlar bu sefer.